Sayın izleyenlerimiz, 28 Şubat dedik, 28 Şubat mağdurları dedik ve bu mağdurlardan bir tanesi de Eğitime Destek Platformu Bafra İlçe Temsilcisi Sayın Murat Topal. Evet hocam. Şimdi bu 28 Şubat'ın beş temel postmodernin beş temel ayağı var. Bunlardan bir tanesi siyasi ayağı. Siyasi ayak, Refah Yol dönemini başarılı geçen bir yıllık süreci sona erdirmek için çeşitli bahaneler üreterek başarılı geçen ekonomide ve diğer alanlardaki çalışmalarını gören Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonizm Refah Yol hükümetini sona erdirmek için Türkiye'de basını kullanarak, sivil toplum kuruluşlarını kullanarak ve aynı zamanda FETÖ'yü kullanarak ve eğitim üzerinden önce İslami inançları olan kesimi mağdur etmekle başlayan bir süreci başlattılar. Bin yıl sürecek denilen bu postmodern darbenin etkileri Allah'a hamdolsun 10 yıl bile sürmedi. Lakin o dönemde bir takım sıkıntılar, zulümler ayyuka çıktı. Bakıyoruz ki siyasi ayağında başarılı giden bir hükümet, Refah Yol hükümeti memura %30 istendiği halde %50 zam oranı veriyor. Bak yine bakıyorsunuz ki askeriyeye %150 zam veriyor. Bütün kesimlerde bir refah düzeyi artıyor. Yine bakıyorsunuz bütün fabrikalar açılıyor, bütün çalışmalar güzel gidiyor. Ve D8'ler denen bir İslam ülkeleri işbirliği teşkilatı ile birlikte Müslüman ülkeleri bir araya getirme çabası var. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin bulunan büyükelçi bir gizli kripto gönderiyor. Kriptoda bakıyorsunuz hükümetin devrilmesi noktasında askeri kanattan bir çalışmanın yapılması tavsiye ediliyor. Derhal Refah Yol iktidarının uzaklaştırılması ve itibarsızlaştırılması isteniyor. Evet, bakıyoruz siyasi ayağına baktığımız zaman o günün gazetelerine bakıyoruz. O günün gazetelerinde Erbakan, o dönemin 54. hükümetin başbakanı Erbakan görüyoruz ve aynı zamanda başbakan yardımcısı Tansu Çiller MGK kararları üzerinden bu MGK kararlarını paşa paşa imzaladı diye böyle gazetelerde başlıklar görüyoruz. Ya oy ya çekil. Böyle siyasi baskılar devam ediyor. Ardından askeri Sincan'da yürütülen askeri tankları görüyoruz. Balans ayarı, hükümete balans ayarı olarak lanse ediliyor. Ve Çevik Bir Paşa, o dönem Amerika'ya yakınlığıyla bilinen Çevik Bir Paşa ve aynı zamanda o dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Milli Güvenlik Kurulu Batı Çalışma Grubu adı altında baskılarını artırıyorlar. Baskılar artıyor, böylece hükümet istifaya zorlanıyor. Ondan sonra yine bakıyoruz, siyasi ayağında medya ayağına bakıyoruz. Medya siyasi diğer kanadı, muhalefet kanadına destekliyor. Muhalefet kanadının röportajlarına, söylemlerine, ağır söylemlerine çanak tutuyor. Ve yine medyayla birlikte hükümet istifaya zorlanıyor. Beceremediniz, gidiniz. Gidin başkaları gelsin. Bizim yine bakıyoruz ki o dönemdeki en büyük cemaat ayağı FETÖ
hain darbe girişimini, 15 Temmuz'da hain darbe girişimini gerçekleştiren Fethullah Gülen o gün yine sahnede, o gün kanal kanal demeçler veriyor. Gazetelere demeçler veriyor. Beceremediniz, artık bırakın diyor. Eğitim ayağına baktığımız zaman üniversitelerde bu FETÖ kendi yandaşlarına başlarına açarak gitmelerini, okullarda okumalarını söylüyor. Başörtüsünü teferruattır diyor. Böyle fetvalar veriyor. Ve üniversitelerde başörtüsüne karşı verilen mücadelelerden hiçbirinde destek vermiyor. Hatta o dönemde okuyan arkadaşlarımız sol kesimden bile insan hakları üzerinden destek gördüklerini, lakin Fethullahçı cemaatinin kesinlikle başörtüsüne o zulme karşı verilen mücadelede destek vermediğini görüyoruz. Bu dış kaynaklı bu yapı, bu cemaat o dönemde Amerikalı'nın yanında, o dönemde zulmün yanında yer alıyor. Şimdi baktığımız zaman sivil toplum kuruluşları hakeza aynı şekilde destek veriyorlar. Bakıyoruz ki medya ayağında Fadime Şahinler üretiliyor bu ülkede. Ali Kalkancılar üretiliyor. Ve yine ajanlar sokularak okullara bir takım provokatif eylemler gerçekleştiriliyor. Ve yine bakıyoruz ki o dönemde üniversitelerde ikna odaları kuruluyor. Ve yine bakıyoruz ki zorla okuldan çıkarılan öğrencilerden ayağını kaybeden, çocuğunu kaybeden o dönemin mağdurları, öğrencileri var bugün. O zulüm, Allah'a çok şükür, hamdolsun, Rabbimize şükürler olsun. O günden bugüne geldik. Cenab-ı Hak bir daha o günleri bizlere yaşatmasın diyorum. Gerçekten o gün üretilen Fadime Şahinler ortadan birden kayboldular. Yoklar. Ali Kalkancılar yoklar. O gün Müslümcüler yok. O gün televizyon kanallarına çıkıp konuşan siyasiler yok artık. Ve yine mecliste başörtüsü olarak giren milletvekiline haddini bildirin diyen siyasiler artık yok. Onlar hesap verecekler. Bir kısmının hesabı mahşere kaldı. Mahşerde o hesap gününde Allah'ın huzurunda o mağdurlara, o gözü yaşlı öğrencilere, o gözü yaşlı annelere hesap verecekler. Askeri liselerde okuyanlar, askeri üniversitelerde okuyanlar, askeriyede olanlar o gün anneleri yemin törenine gidemediler. Ve şu anda yanımda yok ama öyle bir resim var ki insan içi dağılıyor. 70 yaşındaki neneyi, yemin törenine gelen teyzemizi o gün oradan paşa kaldırıyor ve onu kapının dışına koyduruyor. O gün yemin törenine gidemeyen o anneler, o başı kapalı bacılar, üniversitelere sokulmayan başı kapalı öğrencilerimiz, kardeşlerimiz bugün Allah'a hamdolsun istedikleri gibi, istedikleri okullarda okuyabiliyorlar. Burada eğitim eşitliği gasp edilmişti. O günlerde eğitime tamamen bir darbe vardı. Müslümanlara karşı bir baskı, linç olayı vardı. Allah'a hamdolsun, Rabbimize şükürler olsun. Bugün başı açık, başı kapalı. İstediği şekilde ilkokuldan ta üniversitelere kadar, hatta kamuda bile, askeriyede bile şu anda başörtülü olarak polis, askeriyede her kademede çalışabiliyorlar. Sübyan okulları falan da var. Bugün 4-6 yaş grubu öğrencilerimiz var. O dönemde bizler yaz Kur'an kurslarında 12 yaş altı öğrenciler camiye gelemiyordular. Camilerde yaz Kur'an kurslarında okutulmuyordu. O gün bakıyoruz yine karne isteniyordu. Ve müfettişler Diyanet'in
müfettişleri normalde o camileri gezerken o gün görev Milli Eğitim'in müfettişlerine verildi. Milli Eğitim müfettişleri camileri gezdiler. Ve 12 yaş altında öğrenci gördükleri camilerdeki hocalar hakkında tutanaklar tuttular. Bu şehit kanlarıyla sulanan Allahu Ekber sedalarıyla fethedilen bu topraklarda bu tür zulümler milletimiz tarafından kabul görmedi. Onları tarihin derinliklerine bu millet gömüverdi bugün. Ve yine bakıyoruz, o günlerde ilahiyatta okuyan öğrencilerden bile başı açık resim istediler. Sınavlara girebilmek için. İlahiyat okuyor. İmam Hatip'te okuyor. İmam Hatip öğrencilerinin başını açması söyledi. Kur'an kursu öğrencileri hakeza yine öyle. Ve kimliklerde kesinlikle başı kapalı resim kabul etmediler. O dönemlerin en bariz örneği de şu. Askeriyede çalışan bir kardeşimiz annesine sağlık karnesi alacak. 70 yaşındaki annesine sağlık karnesinin üzerindeki resmin başı açık olması gerektiğini söylüyorlar. Kesinlikle. Başı kapalı resim kabul etmiyor. 70 yaşındaki annenin başı örtüsüne tahammülleri yok. Bu derece düşmanlar. Asker oğlunu ziyarete giden anneler alınmadı. Orada evine oğlunu ziyaret etmek isteyenler alınmadı. Evet. Hep başı açık alınacak, başı açık olsun denildi. Neden korkuldu hocam? Kısaca anlatır mısın? O gün neden korkuldu? O gün şu var. Müslümanlar bu ülkede iktidarda kalırsa, Müslümanlar bu ülkede belli yerlerde kalmaya devam ederse bir başarı elde edecekler. Batı bunu istemiyor. Batı ne istiyor? Sömürebileceği, kullanabileceği, kapısında köle olsun istiyor Türkiye'yi. Ve Siyonistler Müslümanların bir araya, Müslüman devletlerin bir araya gelmesini kesinlikle istemiyorlar. O zaman şöyle diyebilir miyiz hocam? Merhum Necmettin Erbakan hocanın yani iktidara geldiğinde Refah Yol döneminde olsun, muhalefette olsun, iktidarda olduğu zamanlarda İslam Birliği savunması buna etki yapmış mı? Tabii ki elhamdülillah Müslümanız. Demin de bahsettiğim üzere şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklar bize Osmanlı ecdadımızın bir emaneti. Şehitlerimizin bir emaneti, gazilerimizin bir emaneti. Biz Müslümanız elhamdülillah. Ama öyle bir baskı oldu ki Müslümanız elhamdülillah demeye korktuk. Bunu demeye korktuk. Siyasi simge dediler, öyle dediler veya böyle dediler. Ama başörtüsünün arkasındaki yatan şey düşmanlık, aslında İslam'a olan bir düşmanlık. Erbakan Hoca'nın şöyle bir şeyi var, tezi vardı. İslam dinarı diyordu, bir para gösteriyordu. Neden biz doları, markı o dönemde kullanıyoruz? Neden? Yani Batı'nın, sömürgeci Batı'nın, kapitalist Batı'nın, Siyonizmin parasını kullanıyoruz. Müslümanlar artık bir araya gelmeli ve Müslümanlar kendi tankını, tüfeğini yapmalı. Milli görüş şeyi buydu. Düşüncesi buydu. Ve kendi uçağını, kendi tankını, tüfeğini, mermisini, kendi efendim fabrikalarını, otomobilini üretmeli diyordu. Müslümanlar bir araya gelmeli, yolcu uçaklarını kendi yapmalı. Müslümanlar bir araya gelmeli, ortak bir para birimi oluşturmalı, ortak bir güvenlik paktı kurmalı diyordu. D8'lerde zaten onun için kurmuştu. Hocam bir de şunu sorabilir miyim? Yani işte merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın bu tür çıkışlarıyla İslam Birliği'de ağır sanayi hamlesini kurmasından korkan Siyonistler, Amerikan yandaşları diyelim, Yahudiler bu korkudan dolayı mı acaba bizlerin arasına provokatörlük sokup bu tür şeyleri yaptılar, basını ele geçirdi, her şeyi geçirdi. Bir de şunu soracağım. Hutbede şu anda uzun yıllardır duymadığımız
sizler de okuyorsunuz. Allah katında en makbul din İslam'dır. Uzun yıllar bu da okutulmadı. Yani bunlara da bir baskı da vardı. O konuda neler? Tabii ki bizim hutbelerimiz, camilerde okunan hutbeler artık Batı Çalışma Grubu tarafından hazırlanıyordu. Okuyor. Ve aynı zamanda hutbede innet dini indallahi İslam, Allah katında din İslam'dır düşüncesi onları korkutuyordu. Onlara karşı bir İslam birliğine karşı onların bir tavrı vardı biliyorsunuz. Ve dağıtmak için. Bir de şu var. Yükselen bir Türkiye, Osmanlı toprakları üzerinde bulunan ve İslam alemini toparlayacak tek ülke Türkiye. Bunun gelişmesini istemiyorlar. Büyümesini istemiyorlar. Yine Osmanlı hortlar diye korkuyorlar. Yine Osmanlı Avrupa kapılarına kadar dayanan, Viyana'ya kadar dayanan Osmanlı gelişir, büyür, artık sömürmeye başlar. Sömürge devletlerindeki o sömürgeleri keser. Osmanlı artık bu milleti, bu İslam alemini ayağa kaldırır düşüncesiyle Türkiye, Büyük Türkiye'nin güçlenmesini istemediler. Onun için parçalamak, bölmek, hatta o dönemde şunu da söyleyebilirim, FETÖ projesiyle ılımlı İslam'ı yaymaya çalıştılar. Sakalsız Müslümanlar, sakala düşman oldular. Efendim ondan sonra başörtüye, ondan sonra çarşafa, ondan sonra Müslümanların Kur'an'a, ana kitabı, ana kaynağı, Kur'an'a düşman oldular. Kur'an kurslarını kapatmaya çalıştılar. İmam hatipleri kapatmaya çalıştılar. Katsayı engeli koydular. İmam hatiplerin orta kısımlarını kapattılar. Hatta bir siyasi liderin, bir siyasi partinin lideri, benim siyasi hayatıma mal olacağını da bilsen, ben bu kesintisi 8 yılı çıkaracağım demişti. Ama onun öncesinde, şimdi İmam Hatipler Derneği var. Önder. Önder Başkanı Mustafa Solmaz Hoca Efendi, onu ziyarete gittiğinde, ya olur mu? Bizim her tarafa İmam Hatip liseleri açmamız lazım. Bu milletin ahlaklı, vatanını, milletini seven, milli düşünen insanlara ihtiyacımız var diyen o dönemin siyasi lideri sonra çark ediyor. Siyasi hayatıma mal olacağını da bilsem ben bu 8 yıl kesintisiz eğitimi çıkaracağım. İmam Hatip'i, ortaokullarını, İmam Hatip'i tamam bitireceğim diyor. Ama bugün toprağın altına gittiler. Onlar toprağın altında Allah'a ve bu insanlara hesap verecekler. Hocam son olarak 28 Şubat mağduru olan bacılarımıza, annelerimize, abilerimize, kardeşlerimize, büyüklerimize buradan neler söylemek istersiniz? Evet, o gün çok büyük sıkıntılar çeken, okullarından olan, eğitim hayatları sona eren, hatta işlerinden atılan, başörtüsünden dolayı intihar etmek zorunda kalan bir takım sıkıntılara maruz kalan kardeşlerimiz sabırlarının karşılığını, ecrini inşallah ahiret yurdunda cennetle alacaklar. Rabbim onların sabırlarının karşılığında mükafatını verecektir. Cenab-ı Hak bir daha bu milleti 28 Şubatları yaşatmasın. Cenab-ı Hak o karanlık günlere bir daha bizleri döndürmesin. Ve temennimiz odur ki bundan sonra inşallah bu gençlik, bu millet, bu insanlık bir daha böyle zulümlere artık daha prim vermeyecek. Allah'ın izniyle.